Evet hemen 9 soruyla devam edelim arkadaşlar şimdi 9 soru gerçekten e, zor bir soru olmuş. Şimdi bir ülke olarak Amerika en büyük e, rekabettir Bir ülke olarak Amerika en büyük rekabettir. Şimdi Avrupa'nın yüz yüze olduğu diyeceksiniz Avrupa'nın karşı karşıya olduğu en büyük rekabet Amerika'dır diyeceksiniz. Şimdi şu kısım, Uh, Europe faces ifadesi bizim relative close kısmımız değil mi? Uh, buraya the greatest competition kısmının yerleşmesi gerekiyor, konulması gerekiyor. Şimdi burada işte face kelimesinin nasıl kullanıldığını iyi biliyor olmamız gerekiyor. Şimdi bakın çok ilginç bu. Europe faces many problems diyebilirsiniz mesela. Ya da Europe faces ...competition diyebilirsiniz. Bu çok ilginç. Ama... ...passive kullanırsak tamamen... ...aynı anlamda... ...Europe is faced... ...with competition... ...şekliyle kullanılıyor. Yani bakın... ...tamamen aynı anlam, tamamen aynı... ...ifade. Fakat... ...siz Avrupa... ...rekabetle karşı karşıyadır derseniz... ...yani geniş... Şey, ge Active bir ifade kullanacak olursak bu şekilde hiçbir preposition's'ız kullanılıyor. Ama passive bir ifade kullanacaksak ilginç bir şekilde bu şekilde kullanılıyor. Şimdi o yüzden bizim burada çeldiricimiz Denizliydi. Yani bazılarımız bu gerçekten yola çıkarak şey gibi düşünmüş olabilir. Face with something, face with something hani bir şey ile yüzleşmek. Çok mantıklı geliyor Türkçe düşüne düşündüğümüz zaman ama bu maalesef yanlış. O yüzden doğru cevabımız işte bu yüzden Denizli değil. Face with something İngilizcede mümkün değildir. E o zaman sizin doğru cevabınız burada which olması gerekiyordu. The USA is the greatest competition which Europe faces ya da that Europe faces. Bunlar cevaplar içerisinde yok. O zaman bakıyorsunuz burada yeni bir kişi geldiği için, yeni bir subject olduğu için doğru cevabımız doğrudan boşluk oluyor. The USA is the greatest competition Europe faces in the knowledge economy. Çok çok zor bir soruydu. Eğer bu şekilde düşünerek doğru yapabildiysek bravo. Çeldiricimiz de bizim Denizli'ydi. Whom olmaz. Kişi anlatmıyoruz çünkü. Where olmaz. Amerika'yı alamazsın burada maalesef. Yani bazılarımız Amerika'yı tanıtmış olabilir. O yüzden C'ye gitmiş olabilirler. Ama bakın arada bir verb var arkadaşlar. Yani arada verb varsa sen artık Amerika'yı tanıtamazsın. Sen burada greatest competition tanıtıyorsun. O yüzden verle tanıtamazsın bunu. Ben zaten olmaz. Doğru cevabımız A'ydı. Çeldiricimiz D'ydi. Ama B ile C de kötü çeldiriciler değildi. Özetle zor bir soruydu. Devam ediyorum. Ee, yine arkadaşlar burada e, 10. soruda 1540 bin metre above the sea level tanıtılıyor. Ee, yani deniz seviyesinin 1540 bin metre yukarısında yaşıyor insanlar. Şimdi burada biz şeyi bir alacağız. Şurayı bir alacağız. The air has less oxygen and it's pollution free. Şimdi bak. Bu senin adjective clause'un. Bunun içerisine şu kısmı dahil edeceksin. Bu kısmı katacaksın. Bunu ancak ve ancak gerçekten de in ve etle ile katabilirsin. In veya et. Yani gene nasıl diyebilirsin? The air has less oxygen at 1500 metre. At 40.000 metre. Ya da it is pollution free On the mountain, değil mi? Mesela on the mountains. Yani kesinlikle burada arkadaşlar özetle yer tanıtılıyor. Bunu çünkü in ve et koymadan ya da on koymadan kesinlikle şuraya bağlayamıyorsun. İlla ki in on et koyacaksın. O yüzden doğru cevabımız ver olmak zorunda. Ee, burada pf, zor bir şey. Mountainous regions, dağlık bölge demek, değil mi? Bu şekilde söyleyebiliriz. Evet 11, 11 çok klas bir soruydu. Yani çok e, e, severek hazırladım ben bu soruyu. Şimdi bakın önce bir anlama bakalım. İngilizce dominant emperyal dil olarak kaldı Afrika'nın güney arazilerinde, güney bölgelerinde. 19. yüzyılın sonuna kadar. Bakın burada bir virgül var değil mi? 19. yüzyılın sonuna kadar. The Boer War established the predominance of Afrikaans in South Africa. Güney Afrika'da Afrikaans'ın baskınlığını kura, kurdu. Boer Savaşı e, Afrikan dilinin yani bak burada dilden bahsediyor değil mi? Bir İngilizce var bir de Afrikaans dili var. Bu belli ki bu ikisi dil. Güney Afrika'da bunun baskınlığını kurdu. Şimdi burada anlamsal olarak gittiğiniz zaman arkadaşlar 19. yüzyıla kadar hangi 19. yüzyıla kadar ee, doğru cevabımız bizim Ven olacak Boer Savaşı'nın Afrikan dilinin baskınlığını tekrar kurduğu 19. yüzyıla kadar bakınız Ven'in çok ilginç bir kullanımı burada güzel bir e, şekilde geçmiş yani 19. yüzyıl, hangi 19. yüzyıl? Boer Savaşı'nın şu baskınlığı tekrar kurduğu 19. yüzyıl. Bu ilk şurada ilginç bir kelime var. Predominance. Predominance ve dominance tamamen eş anlamlı arkadaşlar. Predominance bunun not düşebiliriz. Predominance eşittir dominance. Baskınlık demek. diyebiliriz. Establish kurmak demek, değil mi? Kurmak. Bunu da gene bilmiyorsak bir not düşelim. Establish verb'tür ve kurmak anlamına geliyor. Hemen bakalım. Devamına geçiyorum. 12. 12 nispeten gene kolay bir soruydu. Hiç kimse emin değil. Sequoia Hastanesi'nin hafta sonunda neden kapalı olduğuna dair burada the reason tanıtılıyor. Ne demiştik? Fix ifadedir. The reason why, the reason why diye ezberlememiz gerekiyor. Sequoia Hastanesi'nin kapalı olma sebebinden hiç kimse emin değil. Evet, nispeten kolay bir soruydu. Devam ediyorum. All the economic sectors of Somalia. Şimdi burada bir Somalya var. Somali. Bir de all the economic sectors var. Şimdi arası of'la birleşmiş. Şimdi of'la birleştiği için gerçekten şu kısım yani arkasından gelen kısım gerçekten Soma Somali'yi de tanıtıyor olabilir. Bunu bir bütün isim tamlaması olarak alıp Somali'deki tüm ekonomik sektörler diye de tanıtıyor olabilir. O zaman bakılır. O zaman bakılır. Burada include bir verb olduğu için doğru cevabımız kesinlikle ver olmuyor. Değil mi? Ver olmaz. Çünkü ver artı verb mümkün değildir. O zaman işte doğru cevabımız daha kolay ortaya çıkıyor. Which ile tanıtıyoruz. Demek ki all the economic sectors tanıtılıyor. Yani Somali'nin bütün ekonomik sektörleri. Şunları 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 içeren bütün ekonomik sektörleri Ülkenin doğal kaynaklarına dayanır diyor, değil mi? O yüzden doğru cevabımız which olacak. Diğerleri olmuyor zaten. Bakın şu whom, whose'dan sonra noun gerekir olmuyor. What zaten anlamsal olarak da olmuyor. Doğru cevabımız which olacak. Evet. Bazı bilim insanları düşünüyorlar ki halisyonlar optik ilüzyonlardır. Uh, the brain cannot understand or decode. Burada tanıtılan şey optik ilüzyonlar. Hangi optik ilüzyonlar? Beynin anlayamadığı ya da decode edemediği, çözümleyemediği. Değil mi? Beynin anlayamadığı veya decode edemediği optical illusions. Nispeten yine kolay bir soru. That the brain, which the brain cannot understand or decode. Direkt tanıtılmış. Şimdi o zaman size bir soru sorayalım. Bu det yerine boşluk olur muydu? Yani burada det'i atabilir miydik diye sorayım. Şöyle ya da parantez içine alabilir miydik biz bunu? Alabilirdik. Optical illusions the brain cannot understand or decode. Çünkü bu yeni bir subject, yeni bir nesne var burada. O yüzden burası boşluk da olabilirdi. Ama kişi olmadığı için ya da yer olmadığı için bunların hepsi eleniyor. Evet. Devam edelim. Burada da yine nispeten daha kolay bir soru var. Fresh water, taze su, people can use for drinking or for agriculture. Şimdi bakın burada taze su defining olabilecek bir şey değil. Yani taze suyu ben tanıtmam. Taze su taze sudur, bildiğimiz bir şeydir. Zaten o yüzden bakınız dikkat buyurun iki tane virgül arasında kullanılmış, değil mi? Şimdi boşluk getirirsen sen, boşluk getirirsen people can use for drinking or for agriculture başlı başına bir cümle olur. O yüzden bu kesinlikle boşluk olamaz. Olamaz. Yani sen subject'in var burada, verb'im var ve object'in var. O zaman iki virgül arasında full bir cümle yerleştiriyorsun. Bu İngilizcenin genel işleyiş mantığına aykırı. Çünkü sen burada fresh water'ı tanıtmak zorundasın. İnsanlar içmek için kullandığı taze su diyeceksin. O yüzden de bir nesne olduğu için ancak which'i alabilirsin sen. Which people can use zaten buradan use itmiş bu değil mi? People can use it. Itmiş bu. Buradan it atılmış. For drinking or for agriculture. Which olacak. Doğru cevap That de olmazdı iki virgülden dolayı. Evet 16 yine güzel bir soru. Japonların hayatları zorlu ve pahalıdır. Çünkü e, dağınık adalarda onlardan çok fazla var. Yani Japonların nüfusu dağınık adalarda ve çok fazla diyor. Değil mi? Sonra bir virgül atmış ve causes demiş. Şimdi ben burada verb'i gördüğüm için very hızlı bir şekilde eliyorum bir kere. Ver artı verb olmaz, değil mi? Cevabımız e, hocam ama burada scattered islands mı tanıtılıyor? Yani birbirinden ayrık adalar. Doğru cevabımız which ama tanıtılan şey scattered islands değil. Bu ifadenin tamamı burada bütün cümleye gönderme yapan relative clause var arkadaşlar. Çünkü dağınık adalarda onlardan çok fazla var ki bu da arazi eksikliğine sebep oluyor. Buradaki which bütün cümleyi anlatıyor arkadaşlar. Bütün cümle hakkında yorum yapan which bu diyebiliriz. Evet ikinci... E Testimiz de burada sona erdi. Gördüğünüz gibi bazı sorularımız burada gerçekten zorluydu, bazıları kolaydı. Şimdi artık 3. Te testte birazcık daha zorlaşmaya başlayacak. 3. testte görüşmek üzere.